Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. 12. sınıfların 1. dönem 2. yazılı sınavına hazırlık yapacağız. Nasıl yapacağız peki bunu? Ben burada boşluk doldurmalar ve klasik sorular hazırladım arkadaşlar. Test sorularını yazmadım. Test sorularını da şöyle yapacağız. Konuyla ilgili olan test çözümleri bende var. Benim oynatma listelerimde var. Şöyle yapacağım. Videoyu yüklerken açıklama kısmına ben her birinin konu konu işte işlediğiniz yere kadar olan kısımlarını link olarak paylaşacağım. Bunları dinledikten sonra oradaki linklerden yine test çözümlerine de bakabilirsiniz arkadaşlar. Böylece hazırlığımızı da güzel bir şekilde yaparız. Şimdi beni güzel bir şekilde dinleyin. Daha sonra kendiniz de zaten sınava hazırlandığınız için bir temeliniz mutlaka vardır. Güzelce bir çalışın arkadaşlar. Daha sonra bu soruları çözün, test çözümlerini izleyin. İnşallah sınavımızdan zaten gayet güzel, yüksek bir puan alırsınız. Evet, boşluk doldurmadan başlayalım. Diyor ki, şimdi ben ta en başta Şubat'ın sonuna kadar, yani Şubat'ın sonu dediğim, Şubat tatiline kadar olan müfredattan hazırladığım soruları sonraki zamanlarını zaten çekeceğim. Diyor ki nükleik asitlerin yapı taşı nedir? Nedir arkadaşlar nükleik asitlerin yapı taşı? Nükleotit. Bu arada ben çözerken şöyle yapın. Bakın ilk 7-8 soru görünüyor. Videoyu durdurun, ilk önce siz çözün. Daha sonra ben çözünce de bakın hani yanlışlarınız var mı diye o şekilde de gidebilirsiniz. Pirin bazları. Arkadaşlar pirin ve pirimidin bazları vardır. Bunlardan pirin bazları adenin ve guanindir. Guanin. Pirimidin bazları ise geriye kalanlar ne yazacağız? Sitozin, timin yazacağız. Bir de urasil diyeceğiz. Gelelim dördüncü sorumuza. DNA'nın yapısındaki şeker nedir arkadaşlar? Zaten şekere göre isimlendiriliyor. Deoksiriboz. Deoksiriboz. RNA'nın yapısındaki şeker bu da riboz şekerdir arkadaşlar. DNA'ya özgü baz. Sadece DNA'da bulunan baz hangi bazdır arkadaşlar? Timin. RNA'ya özgü baz hangisidir? Urasil. Bakın kısa bir konu tekrarı yapıyoruz. Altıncı soru. Hem DNA'da hem de RNA'da ortak olarak bulunan molekül. Arkadaşlar fosfattır. Hem DNA'da hem de RNA'da ortaktır. Yani şöyle düşünün bakın hepsinde şeker vardır, baz vardır ama bunların çeşitleri değişebilir. Ama fosfat ikisinde de ortak olarak bulunur. Adeninle timin arasında nokta nokta, guaninle sitozin arasında nokta nokta hidrojen bağı. Kaçlı hidrojen bağı olduğunu soruyor bize. Adeninle timin arasında ikili hidrojen bağı, guaninle sitozin arasında da arkadaşlar üçlü hidrojen bağı bulunur. Gelelim 8. soruya. RNA çeşitlerini soruyor bize. Nedir RNA çeşitleri? Mesajcı RNA, ribozomal RNA yani rRNA ve taşıyıcı RNA yani tRNA diyeceğiz. 9. soru. DNA'nın etrafı nokta nokta proteinleriyle sarılarak nokta nokta oluşturulur. Arkadaşlar DNA'nın etrafı histon proteinleriyle sarılarak kromatin iplik oluşturulur. Yani kromatin desek de yeterlidir. Kromatin oluşturulur. 10. soru. DNA üzerinde bulunan belirli bir özelliği ifade etmeye yarayan şifrelere. Bakın DNA üzerinde bulacak ve şifre verecek. Biz bu bölgelere ne diyoruz arkadaşlar? Gen bölgesi diyoruz. 11. soru. Genlerin değişikliğe uğramasına. Arkadaşlar genlerin değişikliğe uğraması olayı mutasyon olayıdır. Mutasyon. Genlerin değişikliğe uğramasıdır. 12. soru. DNA'nın kendini eşlemesine ne denir diyoruz arkadaşlar? Tabii ki replikasyon diyoruz. Replikasyon sırasında bakın enzimleri sormuşum. Enzimler önemli. Replikasyon sırasında DNA'daki hidrojen bağlarını kıran enzim hangi enzimdir? Helikaz enzimidir. Bunu size şöyle de sorabilir. DNA'nın zincirlerini açan enzim hangisidir diye o da aynı şekilde helikaz diyeceksiniz. Replikasyon sırasında kalıp zincirin karşısına yeni zincir sentezleyen enzim. Arkadaşlar bu enzim DNA polimeraz enzimidir tabii ki. DNA polimeraz dedik. Şimdi gelelim şöyle 15. sorumuza. Diyor ki replikasyon sırasında oluşturulan DNA parçacıkları arasındaki boşluklar nokta nokta enzimiyle kapatılır. Arkadaşlar burada kalan enzimimiz de nedir? DNA ligaz enzimidir. Mesela bir zincir kesintisiz sentezlenirken diğer zincir böyle parçalı şekilde sentezleniyor. İşte şu aralardaki boşlukları kapatan enzim hangi enzimdir? DNA ligaz enzimidir. DNA'da bulunan üçlü nükleotitlere nokta nokta, mesajcı RNA'da bulunanlara nokta nokta. Hani vardı ya kod kodon diye. DNA'da bulunanlara arkadaşlar kod diyoruz.
Mesajcı RNA'da bulunan üçlü nükleotitlere kodon diyoruz. Taşıyıcı RNA'da bulunanları ise antikodon diyoruz. Protein sentezinde kalıplık yapan RNA hangi RNA'dır arkadaşlar? Tabii ki mesajcı RNA'dır değil mi? Mesajcı RNA şifreyi alıyor. Protein sentezini başlatan kodon. İşte bakın bunlardan birkaç tanesi var bilmek zorundasınız. Başlatıcı kodon nedir? AUG'dir. Durdurucu kodonlar da 3 tanedir arkadaşlar. Bunlar UAA, ultra aslan aslan. Ultra aslan Galatasaray. Galatasaraylı olmayanlar hani birazcık şey yapabilir ama ezberlemek için her yol mübahtır. Daha sonra bir de ultra Galatasaray aslan diyoruz arkadaşlar. Ultra aslan aslan, ultra aslan Galatasaray, ultra Galatasaray aslan. Bu şekilde durdurucu kodonları da ezberleyebilirsiniz. DNA'dan RNA sentezlenmesi olayına biz ne diyoruz arkadaşlar? Transkripsiyon. Transkripsiyon diyoruz. DNA'dan RNA sentezini sağlayan enzim, bu da RNA polimeraz enzimidir arkadaşlar. Zaten başına RNA getirip polimeraz diyorsunuz. mRNA yönetiminde gerçekleşen protein sentezine ne diyoruz? Translasyon, yani okunma olayıdır değil mi? Mesajcı RNA'nın okunması translasyondur. Protein sentezi nokta nokta organelinde olur. Hangi organelde gerçekleşir arkadaşlar? Tabii ki ribozom organelinde. 24. Organizmaların ve bileşenlerinin faydalı ürünler elde etmek için kullanılan tüm uygulamalara ne denir arkadaşlar? Bakın faydalı ürünler elde edebilmek için tabii ki biyoteknoloji denir. Biyoteknoloji denir. Biyolojik sistemler yardımıyla ham maddenin yeni ürünlere dönüştürüldüğü sistemlere nokta nokta biyoteknoloji. Bakın iki şekilde biyoteknoloji vardır. Bir klasik bir de modern. Eğer biyolojik sistemleri kullanıyorsak biz buna ne diyeceğiz? Klasik biyoteknoloji diyeceğiz. Mesela yoğurdun mayalanması, hamurun mayalanması gibi. Yoğurdun olması gibi arkadaşlar. Gelelim, devam edelim 26. sorumuzdan. Diyor ki bilimsel teknik ve metotlarla yeni ürünler elde edilmesine nokta nokta biyoteknoloji denir. Şimdi klasik kullanıyorsak eğer klasik biyoteknoloji diyoruz. Eğer bilimsel teknikleri kullanıyorsak arkadaşlar o zaman da modern biyoteknoloji diyoruz. Modern. Gen aktarımı ile yapısal özelliği değişmiş DNA'ya biz ne diyoruz? Rekombinant DNA diyoruz. Rekombinant DNA, yapısı değişmiş DNA'dır arkadaşlar. Farklı bir türden gen aktarımıyla belirli özelliği değişmiş canlılara biz ne diyoruz? Transgenik canlı veya rekombinant canlı da diyebiliriz arkadaşlar ama transgenik daha kullanılıyor. Transgenik canlı diyoruz. Bir genin kopyasını oluşturmak için kullanılan yöntem ve tekniklerin tamamına ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki gen klonlanması. Gen klonlaması. Yani bir genin kopyasını oluşturuyorsak gen klonlaması. Mesela bir canlıyı kopyalıyorsak normal işte canlı klonlaması falan diyoruz arkadaşlar. Yani kopya diyorsak aklımıza ne gelecek? Klonlama gelecek. Farklılaşmamış hücrelere ne denir? Arkadaşlar farklılaşmamış hücrelere kök hücre denir. Kök hücre denir. 31'e geliyoruz. ATP'nin yapısında ne vardır diye soruyor. Bir tane adenin bazı vardır arkadaşlar. Riboz şekeri vardır ve fosfat grubu vardır. Fosfat grubu. 3 tane de fosfat bulunuyor. 32. soru. Organik maddelere fosfat grubu eklenmesine nokta nokta koparılmasına nokta nokta. Fosfat ekleniyorsa fosforilasyon. Fosforilasyon koparılıyorsa arkadaşlar defosforilasyon. Başına D getirdiğimiz zaman zaten tam tersini söylemiş oluyoruz. Defosforilasyon denir. Canlıların ışık enerjisini kullanarak inorganik maddeden organik madde sentezlenmesine ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki fotosentez. Foto ne demek? Işık demektir. Işıkla besin sentezi. Kendi besini üreten canlılara ototrof, ototrof. Dışarıdan hazır alan canlıları da arkadaşlar ne diyoruz? Heterotrof canlılar diyoruz. 35. soru. Işığa bağımlı evreler kloroplastın nokta noktasında, ışıktan bağımsız evreler de nokta noktada gerçekleşir. Işığa bağımlı evreler kloroplastın neresinde gerçekleşir? Granasında arkadaşlar. Işıktan bağımsız evreler de stromada gerçekleşir. Fotosentezde kullanılan pigmentler nelerdir bunlar? Klorofil, değil mi? En önemlisi zaten klorofil ve karotenoidler.
Karotenoidler. Bunlar ne yapıyor? Klorofile yardımcı oluyor. Tek başına fotosentez yapamaz ama fotosenteze yardımcı olur arkadaşlar. Gelelim şimdi klasik sorulara. Arkadaşlar ben şöyle klasik soruları tek tek yazdım. Alt alta yazdım. Boşluk bırakmadım. Çünkü ben biraz geniş kullanıyorum. O yüzden dedim ki hepsini teker teker gösterir. O şekilde soru çözümü yaparız. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Nükleotidin yapısını çizerek bağlarını gösteriniz demiş. Şimdi hemen çizelim arkadaşlar. Şöyle bir diyorum. Bir. Nükleotidin yapısını çizelim. Ne vardır nükleotidin yapısında? Bir tane azotlu organik baz. Bakın. Azotlu baz vardır. Daha sonra buna bağlı olan 5 karbonlu bir şeker vardır. 5 karbonlu şeker. Ve buna bağlı da fosfat grubu vardır arkadaşlar. Fosforik asit H3PO4 bulunur. Şimdi azotlu organik baz ile 5 karbonlu şeker arasında glikozit bağı vardır. Glikozit. 5 karbonlu şekerle fosforik asit arasında da ester bağı vardır. Ester bağı. Şimdi hazır açmışken, anlatmışken şöyle devam edeyim. Bakın azotlu bazı biz ikiye ayırıyoruz. Pirin bazları ve pirimidin bazları. Pirimidin. Pirin bazları arkadaşlar adenin ve guanindir. Pirimidin bazları ise sitozin, timin ve urasildir. 5 karbonlu şeker de ikiye ayrılır. Riboz ve deoksiriboz. Deoksiriboz. Deoksiribozun ribozdan farklı bir tane oksijeninin eksik olmasıdır. Zaten deoksiriboz diyoruz. Yani bir oksijeni eksik anlamında. Riboz RNA'nın ve ATP'nin yapısına katılır. Deoksiriboz da DNA'nın yapısına katılır. Zaten H3PA4 her ikisinde de var. Arkadaşlar azotlu organik bazla 5 karbonlu şeker bir araya geldiği zaman oluşan yapıya biz nükleozit diyoruz. Nükleozit. Tamamı bir araya geldiğinde ise yapımız artık ne oluyor? Nükleotit oluyor. Tamam? Bu şekilde biz bir nükleotidin yapısını açıklamış olduk. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci soruda diyor ki normal azotlu bir bakteri DNA'sı iki kez ağır azotlu ortamda eşleniyor. Oluşan DNA'ların, ağır DNA'ların, melez DNA'ları oranı nedir? Şimdi arkadaşlar normal azotlu bir bakteri iki kez ağır azotlu ortamda eşleniyormuş. Bakın. Şöyle bizim DNA'mız N14'lü olacak. Şöyle. Eğer normal azotlu diyorsa N14, ağır azot diyorsa N15. Ben bunu iki kez ağır azotlu ortamda işleyeceğim. Şöyle farklı bir renkle yazayım. Ortamımız arkadaşlar neymiş? Ağır azotlu bir ortammış. Şimdi bakın. Ben normal bir tane zinciri alıyorum. 14'lü zincirimiz. Daha sonra bunun karşılığında ne sentezliyorum? 15'li zincir sentezliyorum. Çünkü ağır ortamda sentezleniyor. Daha sonra diğer 14'lü zinciri aldım. Karşısına yine ne sentezledim arkadaşlar? 15'li zincir sentezledim. Daha sonra devam ediyorum. Bakın her bir zincirin karşısında iki kez diyor ya bu birinci eşleme. Şimdi gelelim ikinci eşlemeye. Şimdi N15'in karşısına yine ne gelecek arkadaşlar? 15 gelecek çünkü ortam ağır. Yine 14'ü aldım bakın ikinci zincire geçtim. Karşısına 15'li zincir gelecek. Daha sonra şuradaki 14'ü aldım. Yine karşısına ne gelecek? 15'li zincir gelecek. 15'li zinciri aldım arkadaşlar. Karşısına ne gelecek? 15'li zincir gelecek. Bize neyi soruyor? Diyor ki ağır DNA'ların melez DNA'ları oranı. Bakın şunlar melez DNA'lardır. Melez. Bunlar da arkadaşlar ağır DNA'lardır. Şimdi ağır bölü melez yaparsak kaç tane ağır DNA var? 2 tane. Kaç tane melez DNA var? 2 tane. Cevabımız ne olur? 2 bölü 2'den 1 olur. Peki kısa yolu yok mu? Diyelim ki bize 2 eşleme demedi de 3-4 eşleme dedi. Şöyle ikinci eşleme diyelim. Arkadaşlar kısa yolu şöyle. Bakın 2 üzeri n formülü. Kaç kere eşleniyor? 2 kere. 2 kere 2 ne olur? 2 üssü 2 4 olur değil mi? 4 tane DNA oluşur. Şimdi bizim her zaman için eşlemeler sırasında eğer normal azotta işte ağır azotlu ortamda eşliyorsak her zaman 2 tane melez oluşur. Geriye kalanlar ağır olur. O zaman bunun 2 tanesi nedir? 2 tanesi melezdir. 2 tanesi de ağır DNA'dır. Yine oranımız ne olacak? 1. Diyelim ki size dedi ki 3 eşleme var. 2 üzeri 3'ten kaç tane DNA olması lazım? 2. Bundan 2 tanesi nedir? Melezdir. Geriye kalan 6 tanesi nedir arkadaşlar? Ağır. Eğer bize melez bölü ağır oranını sorarsa oranımız ne olurdu? 1 bölü 3 olurdu. İşte bu şekilde ya ister böyle açarak yapın ya da 2 üzeri n formülünden daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz.
Gelelim üçüncü sorumuza. Şöyle 3 diyorum. Diyor ki üçüncü soruda protein sentezinin aşamalarını yazınız diyor. Arkadaşlar yazalım. Bakın kısaca yazacağım ben size protein sentezinin aşamalarını. Yoksa böyle uzun uzun anlatmaya gerek yok. Şimdi protein sentezinde birinci aşama olarak şu gerçekleşir. DNA'nın anlamlı zincirinden mesajı RNA sentezlenir. mRNA sentezlenir. Neden? Çünkü mRNA şifreyi taşıyacak. Daha sonra mRNA ribozomun küçük alt birimine bağlanır. Küçük alt birimine bağlanır. Sonra arkadaşlar küçük alt birime bağlandı ya, büyük ve küçük alt birim üst üste gelir. Büyük ve küçük alt birim, küçük alt birim birleşir. Şimdi birleşme gerçekleşti. Ne olacak bu sefer? mRNA'da başlatıcı kodonun gelmesi lazım. Şöyle yazalım. mRNA'da başlatıcı kodon. Neydi başlatıcı kodon? AUG, değil mi? Başlatıcı kodon yani AUG gelince sentez başlar. Sentez başlar. Sonra 5. mRNA'daki kodonlara göre taşıyıcı RNA sitoplazmadan amino asit gelip bağlar. mRNA'daki kodonlara göre taşıyıcı RNA amino asit kısaca A olarak yazdım. Amino asitleri bağlar. Ve aralarında hangi bağ oluşur? Ve aralarında peptit bağı kurulur. Peptit bağı kurulur. Altıncı sırada da şöyle bir durum gerçekleşir. Şimdi bağladı ya arkadaşlar. Durdurucu kodonlardan bir tanesi gelene kadar sentez devam eder. Yani durdurucu kodonlardan neydi bunlar? Ultra aslan aslan. Ultra Galatasaray aslan. Ultra aslan Galatasaray'dı değil mi? Durdurucu kodonlardan biri gelince sentez durur. Sentez durur. Alt birimler ayrılır. mRNA tekrar kullanılmayacaksa parçalanır. İşte bu şekilde arkadaşlar bizim protein sentezi aşamalarımız. Gelelim şöyle arkaya çevirelim dördüncü sorumuza. Şöyle 4 diyelim. Neymiş dördüncü soru? Arkadaşlar dördüncü soruda diyor ki polizom nedir? Açıklayınız. Polizom. Ne demek polizom? Poliribozom. Bakın. Polizom ya da diğer bir adıyla poliribozom. Arkadaşlar polizom şudur. Polizom çok sayıda ribozomun bir araya gelerek oluşturduğu yapı. Zaten poli ne demek? Çok demek. Ribozom. Şimdi çok sayıda ribozomun bir araya gelerek oluşturduğu yapıdır. Peki bunun görevi ne? Bakın, tek bir mesajcı RNA'yı kullanarak aynı proteinden çok sayıda üretmektir arkadaşlar. Amaç tek mRNA'yı kullanarak aynı proteinden fazla sayıda üretmektir. Amacımız bu. Burada kesinlikle aynı protein üretir arkadaşlar. Polizomla ilgili soru sorulursa zaten buna dair sorulur. Kesinlikle aynı protein üretilir. Çünkü aynı mesajcı RNA kullanılıyor. Gelelim 5. sorumuza. Bakın 5. soruda diyor ki şurada biyoteknolojide model organizmaların özelliklerini yazınız. Arkadaşlar bu aslında oldukça basit bir soru. Hani çok zor gibi gözükse de bakın birinci özellik şu olması gerekiyor. Bir kere hızlı bir yaşam döngüsüne sahip olması lazım. Hızlı yaşam döngüsü. Neden?
Mesela diyelim ki bir fili seçtik biz. İşte biyoteknolojide kullanıyoruz bu fili. Filin hamilelik süresi 2 yıldır arkadaşlar. 2 yıl boyunca bunun işte üreteceği yavruyu düşüneceksin. Yavru ürecek. Ondan sonra bununla ilgili sen araştırma yapmak için 2 yıl, 4 yıl, 5 yıl beklemen gerekiyor. Ama eğer hızlı yaşam döngüsüne sahip mesela fare gibi canlılar kullanırsak o zaman kısa sürede sonuçlar elde edebiliriz. Birincisi hızlı yaşam döngüsü. İkincisi arkadaşlar genomunun basit ve küçük olması. Basit ve küçük olması. Genelde mesela işte bakteriler falan kullanılıyor biyoteknolojide. Neden? Çünkü genomları basittir, oldukça da küçüktür arkadaşlar. Yani upuzun bir DNA'ya sahip değiller. Kısa DNA'lara sahiptir ve basittir. Üçüncüsü, ihtiyaç duydukları besinlerin az olması lazım arkadaşlar. Yani birazcık aslında bu nedir? Ekonomik durumla ilgilidir. İhtiyaç duydukları besinin az olması. Dördüncüsü arkadaşlar, boyut olarak küçük olması lazım ve yetişme koşullarının da basit olması lazım. O zaman yazalım: küçük boyutlu ve yetişme koşullarının basit olması. Evet, bunları yazabiliriz aslında, ekleyebiliriz. Mesela kısa zamanda fazla döl vermesi hızlı yaşam döngüsüne girer mesela, ama ayrıca yazmak isterseniz kısa zamanda fazla sayıda yavru vermesi. O yüzden mesela bitkiler için sıkıntı değil. Mesela Mendel çalışmalarında neyi kullanmış? Bezelyeleri. Kısa zamanda çok fazla sayıda yavru veriyor. Hayvansal deneylerde ne kullanılıyor? Fareler kullanılıyor genellikle. Çünkü kısa zamanda çok sayıda yavru verdiği için. Evet, 5. sorumuz bu şekilde. Gelelim 6. soruya arkadaşlar. Şöyle 6. soru diyelim. 6. soruyu göstereyim size. Diyor ki 6. soruda kök hücre çeşitlerini yazınız. Şimdi farklılaşmamış hücrelere kök hücre diyorduk. Nedir bunların çeşitleri? Arkadaşlar, iki çeşit kök hücre vardır. Kök hücre. Birisi embriyonik kök hücre. Biri de yetişkinlerden alınan arkadaşlar, yetişkin kök hücreleri. Yetişkin kök hücre. Şimdi nasıl olacak? Bakın, farklılaşmamış olacak. Embriyonik kök hücrelerde zaten kolaylıkla bulabilirsiniz. Mesela göbek bağından alabilirsiniz. Göbek bağı veya amniyon sıvısından alınabilir arkadaşlar embriyonik kök hücre. Ama yetişkinlerde sınırlıdır. Yetişkinlerde sadece kırmızı kemik iliğinden alınabilir. Kırmızı kemik iliğinden alınabilir kök hücre. Mesela ilik naklinde bu kök hücreler kullanılıyor. Kırmızı kemik iliğinden arkadaşlar alınarak istenilen hücreye dönüştürülebilir bu kök hücreler. Gelelim 7. sorumuza. Şöyle. 7. soruda da diyor ki biyogüvenlik ve biyoetiği açıklayınız. Arkadaşlar, biyogüvenlik ve biyoetik kazanımlarına yeni girdi. O yüzden bunları aslında bilseniz iyi olur. Belki karşınıza çıkabilir. Hani YKS'de de sorulabilir. Aslında bunları biz isminden çıkarabiliriz arkadaşlar. Mesela biyogüvenlik. Nedir? Bakın, biyolojik açıdan güvenli olmaktır. Biyogüvenlik. Yapılan deneylerin, işte kullanılan ilaçların olabilir, üretilen şeylerin olabilir arkadaşlar. Biyolojik açıdan güvenli olmasına biz biyogüvenlik diyoruz. Yani bakın, yapılan biyolojik çalışmaların canlı ve çevre için güvenli olması olayıdır. Güvenli olmasıdır. Evet, biyogüvenlik budur. Gelelim biyoetik. Mesela arkadaşlar, etik ne demek? Uygunluk demektir, değil mi? Mesela klonlama nedir? İnsanlar için yapılamaz çünkü etik değildir. Yani kanunlara, işte kurallara aykırı olmayan şeylere biz etik diyoruz. Peki biyoetik nedir? Biyolojik çalışmaların kanunlara, kurallara uygun olması durumuna da biyoetik diyoruz. O zaman şöyle diyelim: yapılan biyolojik çalışmaların, özellikle biyoteknoloji için geçerli tabii ki bu, biyolojik çalışmaların kanun ve kurallara uygun olmasıdır. Uygun
olmasıdır. Dediğim gibi mesela insan klonlanması yasaktır. Neden? Çünkü etik değildir. Kurallara, kanunlara aykırıdır. Mesela düşünsenize kendinizden üretebildiğinizi. Mesela orijinal kendinizi uyutursunuz sabah. Diğer kopyalarınızı da gönderirsiniz. Mesela birini okula gönderirsiniz. Mesela işe başladığınız zaman birini toplantıya, birini işte çalışmaya falan gönderirsiniz. Yani o şekilde olur. O yüzden tabii ki etik değildir arkadaşlar, yasaktır. Evet, biyogüvenlik ve biyoetik bu şekilde. Şimdi geliyorum, diğer sorumuza geçelim. Arkadaşlar kaçıncı sorudayız? Sekizinci soru. Sekizinci sorumuzda diyor ki, bakın hemen gösteriyorum sorumuzu. Sekizinci soruda diyor ki, endergonik ve egzergonik tepkimeleri açıklayıp örnek veriniz. Nedir endergonik ve egzergonik tepkimeler? Şimdi endergonik, egzergonik tepkimeleri anlatabilmek için ilk önce ATP'den bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, ATP üretilmesi, bakın ADP artı inorganik fosfat birleşiyor. Bakın organik maddeye fosfat eklenmesi olayına ne diyorduk? Fosforilasyon, değil mi? Fosforilasyon. ATP'nin parçalanması, yani fosfat ayrılması olayına da ne diyoruz? Defosforilasyon diyoruz. Şimdi ATP'nin üretilmesi, yani açığa enerji çıkarma olayına biz ne diyoruz? Egzergonik tepkime diyoruz. Egzergonik. Egzergonik. Eğer ki açığa ATP çıkıyorsa biz bu olaya egzergonik tepkime diyoruz. Nedir mesela ATP'nin üretildiği solunum, mesela hücresel solunum nedir? Bir egzergonik tepkimedir arkadaşlar. Tabii bu hücresel solunum bu arada. Normal soluk alıp verme olayı değil. Daha sonra mesela fotosentez. Fotosentezde de yine ATP üretilir. Kemosentez yine arkadaşlar, bunda da ATP üretilir. Endergonik tepkime ise ATP'nin harcandığı tepkimelerdir arkadaşlar. Endergonik, içine enerji alan tepkimeler. Mesela sinirsel iletim. Sinirsel iletim. Mesela kas kasılması. Aktif taşıma. Aktif taşıma. Bunlar nedir? Bunlar da endergonik tepkimelerimizdir. Geçelim 9. sorumuz arkadaşlar. Şöyle 9 yazalım. 9. soruda diyor ki, fosforilasyon çeşitlerini yazınız diyor. Arkadaşlar nedir fosforilasyon çeşitleri? Şimdi birincisi substrat düzeyinde fosforilasyon. Substrat düzeyinde fosforilasyon. Arkadaşlar bu organik bir maddeden çıkan enerjiyle ATP üretme olayıdır. Substrat düzeyinde fosforilasyon. İkincisi oksidatif fosforilasyon. Oksidatif fosforilasyon. Bu da oksijenin kullanılarak enerji üretildiği fosforilasyon çeşididir. Oksidatif fosforilasyon içerisinde kemofosforilasyon. Bu da arkadaşlar oksidatif fosforilasyon içerisindedir. Çünkü burada da oksijen kullanılır, o yüzden. Bir de fotofosforilasyon vardır. Fotofosforilasyon. Bu da fotosentezde ATP üretilmesine söylenir denir. Evet, bu şekilde gelelim 10. sorumuza. 10. soruda diyor ki, Angelman'ın fotosentezle ilgili deneyini açıklayınız. Arkadaşlar Angelman fotosentezle ilgili şöyle bir deney yapıyor. Işığın dalga boyunun fotosentez hızına etkisiyle ilgili bir deney yapıyor. Şimdi ipliksi bir algler alıyor. Bakın şu ipliksi algler. İpliksi algler. Ne yapar bu ipliksi algler? Fotosentez yapar. Fotosentez yapar. Bunun etrafına da oksijenli solunum yapan bakteriler yerleştiriyor. Arkadaşlar oksijenli solunum yapan bakteriler, bakın şu şekilde bir üreme yapıyorlar. Yani ışığın dalga boyuna göre şöyle ışığın dalga boyuna göre üreme gerçekleştiriyorlar. Peki ışığın dalga boyu nasıl oluyor? Işığın dalga boyu olarak bakın şuraya mor mavi ışık veriliyor. Daha sonra buraya turuncu ışık veriliyor. Sarı ışık veriliyor. Şu daha az olan yere arkadaşlar yeşil ışık veriliyor. Yeşil. Daha az olan yere. Sonra işte sarı, kırmızı olarak gidiyor. En az fotosentezin yapıldığı ışık hangi ışık? Yeşil ışık. En fazla fotosentezin yapıldığı mor mavi ve kırmızı ışıktır arkadaşlar. Bu şekilde ışığın dalga boyunun, ışığın dalga boyunun fotosentez hızına etkisini araştırmış oluyor. Tamam, bu şekilde bir deney yapmış oluyor Angelman. Şöyle yazayım, Angelman deneyi diye.
Angelman deneyi genelde test sorularında karşınıza çıkabilir. Gelelim 11. sorumuza. 11. soruda diyor ki fotosentezi kısaca açıklayınız. Arkadaşlar fotosentezi ben kısaca şöyle açıklıyorum. Bakın fotosentezi iki evrede işliyoruz. Işığa bağımlı tepkimeler, ışığa bağımlı tepkimeler, bir de ışıktan bağımsız tepkimeler. Işıktan bağımsız tepkimeler. Şimdi ışığa bağımlı tepkimelerde fotosentezin genel denklemini şöyle bir hatırlayalım. Neydi? Karbondioksit artı oksijen birleşir. C6H12O6 artı ne üretilir? Oksijen üretilir. Şimdi burada karbondioksit oksijen değil tabii ki arkadaşlar. Şurası su olacak. Karbondioksit ve su. Yanlış yazdım, özür dilerim. Karbondioksit ve su tepkimeye girer. Besin ve oksijen üretilir. Şimdi burada bakın su, hatta farklı bir renkle yazalım. Su arkadaşlar ışığa bağımlı tepkimelerde kullanılır. Sudan ayrılan hidrojenler NADP molekülü dediğimiz bir koenzime bağlanır ve iki tane NADPH üretilir. Daha sonra ayrıca buradan ayrılan elektronlar sayesinde de ne üretilir arkadaşlar? 3 tane de ATP üretilir. Peki açığa çıkan oksijen ne olur? Açığa çıkan oksijen atmosfere verilir. Sonra devamında üretilen ışığa bağımlı tepkimelerde üretilen NADPH'lar ve üretilen ATP ayrıca arkadaşlar karbondioksit kullanılır ve ne üretilir? C6H12O6 yani glikoz. Genelde glikoz üzerinden anlatıyoruz. Ve böylece arkadaşlar ışıktan bağımsız tepkimelerde besin üretimi gerçekleşmiş olur. Peki NADP'ler ne olur? NADP'ler serbest kalır. ATP'ler 3 tane ADP olarak serbest kalır arkadaşlar. Tekrar kullanılmak üzere serbest bırakılıyor. İşte fotosentezin kısaca açıklaması bu şekilde. Işığa bağımlı tepkimeler kloroplastın tilakoid zarlarında gerçekleşirken ışıktan bağımsız tepkimeler nerede gerçekleşir? Stromada. Bu arada fotosentez için kloroplast şart değildir. Klorofil şarttır, unutmayın. Çünkü bazı bakteriler de fotosentez yapar. Onların kloroplastı yoktur. Gelelim 12. sorumuza. Arkadaşlar şöyle 12 diyelim. Nedir 12. soru? Diyor ki fotosentez hızını etkileyen faktörler. Nedir arkadaşlar? Birincisi fotosentez hızını sıcaklık etkiler. Daha sonra su miktarı etkiler. Daha sonra karbondioksit miktarı etkiler arkadaşlar. Işığın dalga boyu etkiler. pH etkiler değil mi? Bunlar nedir? İşte fotosentez hızını etkileyen faktörlerdir. Gelelim son sorumuza, 13. soru. Kemosentez nedir? Açıklayınız. Arkadaşlar kemosentez şu. İnorganik maddelerin oksitlenerek, bakın inorganik maddeleri oksitleyerek ATP üretip besin oluşturulmasına kemosentez denir. Kemosentez denir. Yani şöyle açıklayayım. Mesela diyelim ki amonyak var. NH3. Bu amonyaktan nitrit bakterileri arkadaşlar NO2 nitrit üretiyor. Daha sonra artı bir de enerji üretiyorlar. Bu enerjiyi getirip kullanıyorlar arkadaşlar. Yine karbondioksit ve suyu birleştiriyorlar. Tabii bunu nasıl yapıyorlar? Oksitleyerek yapıyorlar. Oksijen kullanarak yapıyorlar. Çünkü NO2 buradan geliyor. Buradaki hidrojenler de serbest bırakılıyor. Enerjiye dönüşüyor. Buradaki enerjiyi kullanarak besin artı oksijen üretiyorlar. Daha sonra bu oksijeni nerede kullanıyorlar tekrardan? Oksitleme olayında kullanıyorlar. İşte olayımız bu şekilde gerçekleşir arkadaşlar. Videolarımız bu şekilde. Umarım sınavınız güzel geçer. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.